küçük bir oyun yapayım. Şu anda? Evet. Küçük bir oyun. Evet, buyurun. Taradadan tanan cebinden fil çıkarıyormuş. Buldum. Para, bu kadar. Para. Hakikaten çok enteresan, cebinden demir para çıkardı. Yani bununla sınırlı değil. Sihirbaz ne yapar? Ne yapar? Parayı avucuna alır. Aldı. Bir hokus pokus, para kaybolur. Para sihirbazın avuçlarında yoktur. Para nerededir biliyor musunuz? Sizin kulağınızın arkasında hala görünmez. Ben onu istediğim zaman, hala görünmez ya, istediğim zaman görünür kılabilirim. Tedavi şart. Beni daha fazla daraltma, sen çıksan. Hadi kardeşim, yolun açık olsun. Geldi, geldi işte. Herkese merhaba. Sizi tekrar... Merhaba Sergen Bey, Hülya Hanım, Acun Bey merhabalar. Halil Yusul. Evet. Halil hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nereden geliyorsun? Kütahya'dan geliyorum. Sen daha önce bir kere katıldın değil mi? Geçen sene. Evet, üçüncü sezon katıldım. Yarı finale kalamadım. Peki, bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam illüzyon rutini ve mentalizm tarzında bir gösteri yapacağım. Peki, bekliyoruz. Şimdi yapacağım gösteri, önceden öngörüde bulunduğum tahminle alakalı bir gösteri olacak. Yalnız bu gösterimde 4 tane gönüllü istiyorum ki bunu Acun Bey seçerse sevinirim. Sen değil. Gözlüklü. Sen değil. Arkanı kuş. Gelin. Bir dakika. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçin. Bu arada çok şıksınız. Onu söyleyeyim. Şimdi. 4 gönüllümüzü aldık. Yalnız gösteriye başlamadan önce şunu yapacağım. Gelmeden önce yazı tahtası hazırladım. Görmüş olduğunuz 1-2-3 sıralaması. Arkasında ise benim tahminlerim. Bu gösteriyle alakalı tahminlerim yer alıyor. Bunu aranızdan, ben önceliği bayanlara veririm, size veriyorum. Bunu tutar mısınız? Şu şekilde tutun. Hani bebek tutarsın ya. O şekilde tutun. Kalemi de alın. O şekilde hazır bekleyin. Okey? Süper. Görmüş olduğunuz elimde kağıt var uzunca. Ve farklı simgeleri içeriyor. Farklı farklı simgeler var. Doğru mudur efendim? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Makası alacağım. Biraz uzakta kalmış makas. Aldım. Zahmet olmadı. Şimdi, ilk olarak sizden başlıyorum. İsminizi alabilirim. Mustafa. Mustafa. Güzel. Şimdi, ben yavaş yavaş geçeceğim. Arkasında da bakın, şunu unutmayayım. Arkasında da her simgenin arkasında çizgi var. Düz çizgiler. Siz herhangi bir çizgide durmamı isteyeceksiniz. Ben orada durup keseceğim. İtinayla. Ve herhangi bir simgenin ortasından kesmiş olacağız. O da sizin seçtiğiniz simge olacak. Süper. Hazır mısınız? Hazır. Başlıyorum. Tamam değil, dur diyeceksin. Tamam. Tamam. Bak ben de tamam dedim. Herhangi bir yerde dur der misin? Dur. Bu kısım. Evet. Emin misin? Eminim. Bak tam oradan kesiyorum. Tamam, kesin. Tut alttan. Hiç kıpraştırmadan. Tamam. Bırak. Bırakayım. Evet. Çok kibar bıraktı ya. Alabilir misin makası? Vay be, çok estetik. Şöyle alayım. Hangi simgeden kesmişsin? Söyle bakar mısın? Söyler misin bize? Ev. Ev. Kamera da görsün. Seyircilerimiz de görsün. Gördü mü? Tam ev. Oraya ev yazar mısın ilk sıralamaya? Sizi yerinize alabilirim. Tabii. Teşekkürler. Bu, ben de mi kalayım? Tabii tabii, hatıra kalabilir. İkinci olarak siz. Korkmayın ya. Ben de insanım. Gerçekten bak. Şimdi, farklı renklerde kartlar var elimde. Bu kartların her birinin arkasında hayvan ismi yazılı. Okey? Sizden istediğim şu. Bunları tek tek eleyeceksiniz.
Son kalan kart, yani son kalan isim, sizin seçtiğiniz isim olacak. Şimdi ilk olarak hangi rengi elemek istersiniz? Kırmızı. Bakalım. Kırmızı size çok yakışmış bu arada. Kırmızı derken tavşanı elemiş oldu. Şöyle kamera görsün. Bunu eledik. İkinci olarak hangisini elemek istersin? Sarı. Sarı diyerek kediyi elediniz. Şöyle okuyun. Kedi. Son olarak üç kart. Şimdi hangisini elemek istersiniz? Yeşil. Yeşil eleyerek yılanı elediniz. Doğru mudur? Şöyle herkes görsün. Son olarak iki kart. Bu iki karttan hangisini elersiniz? Pembe. Pembe. Emin misiniz? Son kararınız. Pembeyi eleyerek fili elediniz. Son olarak elimde bir kart kaldı. Bu kartın rengini söyleyin. Mavi. Açık mavi. Fark etmiyor mavi. Peki hangi isim? Aslan. Kameraya gösterelim. Oraya aslan yazar mısınız? Son olarak aslanı seçtiniz. Sizi yerinize alabilirim. Teşekkürler. Ve son olarak siz. Gelin buraya. Güzel. Farklı farklı kartlar var. Turistik bölgeleri gösteren farklı kartlar. Şimdi ben kartları şöyle bir karıştıracağım. Öncelikle. İsminiz nedir? Efendim? Yağmur. Tamam. Şöyle alayım tekrar. Yağmur Hanım. Ben tararken dilediğiniz herhangi bir yerde dur deyin. Okey? Bir yerde dur deyin. Emin misiniz? Tamam. Kartınızı alın. Bana gösterebilirsiniz. Tahminim yazılı demiştim. Ne seçtiniz? Bakabilir miyiz? Pamuk Kale mi? Pamuk Kale. Şöyle herkese gösterelim. Pamuk Kale'yi seçtik. Yazar mısınız Pamuk Kale diye? Sizin yerinizi alabilir mi efendim? Seçimlerimizi gösterelim seyirciye. Alayım ben yazı tahtasını. Görmüş olduğunuz seçimler ev, aslan ve Pamuk Kale. Bakalım tahminlerim doğru mu? Şöyle tutar mısınız? Süper. İlk olarak ev seçilmişti. Bakalım tahminimizi. Ev. Teşekkürler. İkinci olarak aslan seçilmişti. Aslan. Ve üçüncü olarak Pamuk Kale. Bir zarf var. Şimdi. Zarfı çıkarır mısın bize? Ben şöyle yardımcı olayım. Tamam. Bakalım ne yazıyor orada? Bilebilmiş miyim? Seçtiğiniz kart tahmini gösterinin başından beri kullandığınız kalemdir. Seçtiğiniz kart tahmini gösterinin başından beri kullandığınız kalemdir. Bu ne demek oluyor şimdi? Gösterinin başından beri kullandığın kalem o mu? Evet. Sen açmışsın kalemi. Ne zaman açtın? Süper ya. Bir kalem belirdi arkadaş. Bir kağıt belirdi. O kağıdı alır mısın? Tabii. O kağıdı açıp bize okur musun? Pamuk Kale. Pamuk Kale. Sıkı bir alkış hak ediyor efendim. Teşekkürler. Sizi yerinize alabilirim. Size kalabilir. Hatıram olsun. Halil, yani yemin ediyorum uykum geldi ya. Öyle mi? Öyle bir anlattın ki çünkü. Zaten yani böyle bir masal anlatır gibi anlatıyorsun. Enerji son derece düşük. Sen de bir baygınsın zaten. Bizi de bayılttın. Yani şu biraz anda uykusuz musun? Uykumu alamadım tam da. Uykunu alamadın. İşte uyku seansı yapacağız hep beraber. Çocuklar da falan bakıyorum böyle yanındakinin omuzuna koyanlar falan. Böyle hep beraber uzun bir yolculuğa çıkmış gibiyiz biliyor musun? Halil, ne yaparsan yap, bir defa şu sunumu değiştir. Yani şu açıdan söylüyorum yani, burada şöyle yapsan, şurada bir tane araba belirse kimsenin umurunda olmaz, ben sana söyleyeyim yani. Belirteyim mi? Yani o çıkarsan da kimsenin umurunda olmaz çünkü bayıltıyorsun. Anladım. Yani konuşurken. Çok ağır gidiyor bir defa, program çok ağır gidiyor.
Yani bunu mutlaka eğlenceli hale getirmeni tavsiye ediyorum. Çünkü yani illüzyonistik biraz da o işi, onu da içine alıyor yani illüzyonistik. Seyirciyi sıkmama, seyirciyi her an olayın içinde tutma var sizin yaptığınız işte. Çok ağır işte. Tuttuğumu düşündünüz. Tamam. Ben negatif baktığımdan dolayı bunları söylemiyorum yani. Yani hayır, Halil'in, Halil'i şöyle söyleyeyim. Yani daha önce bizi çok eğlendiren ve salonda ciddi derecede eğlendiren sunumlar olduğu için, bugünkü sunumunda da işte uykumu alamadım dediği için, hani ortada gördüğümüz şeyin de negatif olmadığını düşünerek konuşuyorum ben. Evet, evet. Ama şimdi daha önce sunumları var. Hepimiz yerlere yattık gülmekten falan filan. O yani zaman komedi tarzında çalışayım ben ya. Halil, sen susma tarzında çalışsan şu anda süper olacak da. Yani müsaade edersen Halil, müsaade edersen seni müsaade kurtarmaya sizin çalışıyorum. Ama yani benim de enerjimi yemezsin tabii. Acun seni kurtarmaya çalışıyor, farkında değilsin. Biliyorum, müsaade her zaman sizin. Ben hani size katılmak, coşku var içimde. Sizin karşınızda olmak gerçekten çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. O coşkuyu görüyoruz maşallah, çok büyük coşku var. Peki, hadi uyumadan oynayalım. Ben evet diyorum. Çok teşekkür ederim Acun Bey. Halil, söz veriyorum size gerçekten. Halil, daha fazla ben bu sunumu görmemiş kabul ediyorum. Acun'un dediklerine katılıyorum. Bu sunumu da görmüyorum. Evet diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Hülyan. Evet, yani kredim var. Çünkü senin ne olduğunu biliyorum. Biliyoruz. O yüzden yazık olur sana. Sen aslında çok gerçekten bu konuda yeteneklisin. O yüzden evet diyorum. Teşekkür ederim. Seni üç evetle uğurluyoruz. Hoşça kal. Çok teşekkür ediyorum. Uykusuzluğuma verin. Uykusuzluğuma verin. Bir sefer olacak. Teşekkürler. Bak, gidişi bile ağır, görüyor musun? Acun Bey, merhabalar. Diğer jürileri adına da merhabalar diyorum. Bizim adımıza mı? Acun ve diğerleri mi? Ya şimdi tek tek saysam bu sefer de sıkılacaksınız. Hani çok konuşmamdan genelde biraz sıkıldı. Şimdi Eser Bey. Ama böyle de ayıp oldu. Acun Bey ve diğer jüri üyeleri. Ya olmadı, olmadı. Bayağı ayıp tamam, oldu ya. Tamam olmadı ya. Çabuk olsun diye, güzel. İşte sen balık burcunu nasıl anlıyor Özge Hanım? Ben öyle her burcu anlarım ben. Balık burcu mu? Maşallah. Ben de kovayım. Bir sonrası balık değil misin sen? Benim komşu burcumsun sen. Ay, benim sen daha kova mısın? Ay bir soğudum bir soğudum. Eser Bey. Kovalar nefistir biliyor musun? Soğuk. Harikayız biz. Eser Bey, yeni başlıyoruz daha. Ya pardon, buyur kardeşim. Estağfurullah. Ben yanınıza gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Tamam. Tamam. İlk defa jürinin yanına gideceğim. O yüzden heyecanlıyım. Şimdi ilk gösterim yapacağım müsaadenizle. Önce kaşıklar şurada dursun. Pardon şöyle. Tabii hemen aldım. Harika. Aldım. Görmüş olduğunuz gibi bir destek kutusu ve her destek kutusunda olan bir şöyle poşet. Özge Hanım şöyle aç. Çıkartalım. Poşeti mi çıkartalım? Şöyle açıyorum. Al. Tamamen çıkarmayacağız. Gayet iyi. Ve görmüş olduğunuz bir kibrit. Bir kibrit alacağım şurada. Seçemedim dermişim. Şimdi bunun sıcaklığıyla efendim. Yeterli sanırım bu kadar. Şimdi arkadaşlar tabletleri. Usta sen bir şey yapacağım diye bizi yakacaksın ha. Ha öyle mi? Hayır. Tamam. Yok bir şey olmaz. Oh. Zaten bayağı sizin sıcaklığınız yeter. Bulamazsın. Şu an zaten LED'e yansıtılıyor. Deliği görüyor mu? Acun Bey, görmüş olduğunuz gibi normal bir delik. Evet. Sizden istediğim, avucunuzu şöyle açar mısınız? Şöyle. Ben şöyle diyorum, o böyle yapmasın. Sebebi onu yanıltıyorum aslında. Siz bilinçaltına giriyorum Acun Bey'i. Şimdi görmüş olduğunuz bu deliği şöyle biraz oluşturuyorum. Şöyle altına alacağım şöyle biraz. Poşeti sizden istediğim çıkarmanız. Poşeti şöyle avuçlamanız yani. Ne? Avuçlayın. Yavaş yavaş çıkaracağız ikimiz beraber. Cebelleşiyoruz biraz. O şekilde tutun. Şimdi bir saniye arkadaşlar, ne yapacağımı unutuyorum. Arkadaşlar elim herhangi bir yere gitmeden desteği şöyle bırakıyorum. Şimdi sizden istedim. Ellerimde herhangi bir şey yok.
Yavaş yavaş açar mısınız? Yani herhangi bir başka poşet falan yok Murat Bey. Yavaş yavaş şöyle elinizi açar mısınız? O poşetin birleştiğini söyler misiniz? Ya da tabii birleştiyse, birleşmeden. Orada bant kalmış, onu çıkartabiliriz. O da şeyden bulaştı sanırım, karttan. Tamam. Yani bantla herhangi bir alakası yoktu. Yapıştı gördüğünüz gibi. Bant deste değildi zaten. Bu tabii bir başlangıç aşamasıydı arkadaşlar. Tamam. Hemen müsaadenizle ikinci oyunuma geçiyorum. Şimdi kafamda toparlıyorum, oyun nasıldı, sıralamayı unutur muyum falan filan olmasın. Sihirbaz önce kutudan şöyle desteği çıkartır. Siz misiniz o sihirbaz? Evet. İçini şöyle gösteriyorum. Ya süpersin, yanlış anlama ya, çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Murat Bey. Çok tatlı bir insansınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu yorumunuz önemliydi benim için. Herhangi bir şey var mı içerisinde? Yok, boş. Yok. Gerçi oyunun bununla alakası yoktu ama nereye gitti sohbet? Neyse, bunu bir kenara bırakalım. Şimdi, desteği ben önce şöyle bir göstereyim. Farklı farklı olduğunu. Benim kaderim deste, evet. Acun Bey, size büyük bir görev düşüyor. O da herhangi bir yerde dur demek. Dur. Okey. Kartınızı aklını satsınız efendim. Ben gördüm. LED'e de bakmayayım. Sonra... Biriniz tamam desin ya. Tamam, gerçekten tamam. Şu an çok... Tamam. Ne yapayım? Desteği şöyle bir karalım öncelikle. Tamam. Yeterli bu kadar. Acun Bey... Ay, yok yok. Ay, bir bayanım. Ben hassasım bugün. Tamam. Lütfen. Acun Bey, ne yaptık şu an? Kartları... Ne mi yaptık? Yani deste kart seçtik. Tam olarak ne yaptık? Şimdi bir kart seçtik ve desteği karıştırdıktan sonra ben şöyle bir açtım. Aman tanrım, Joker. Şaşırmamak lazım çünkü Joker her destede olan bir karttır değil mi Eser Bey? Hmm. Tamam. Şimdi Eser Bey, Joker'i şöyle seyirciye gösteririm. Joker'in şu an için bir amacı olmayacak. Şurada bir dursun. Şimdi, şurada bir kağıdımız olacaktı. Ya gerçekten öyle demeyin arkadaşlar. Jüri karşısında insan ne yapacağını bilemiyor. Burada 1, 2, 3, 4 değerli jürimiz. Ya geçen sezonlar 3'tü. Kafa gitti. Bu hediye. Bu hediye. Her neyse. Lafı fazla uzatmadan efendim. Joker'in üzerine önce kağıdı koymakla başlıyorum. Bunda henüz şaşıracak bir şey yok. Şimdi. Ya gerçekten hiç gerek yok. Ay bayılacağım. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir çakmak var. Evet. Okey, güzel. 1, 2, 3. Neyse. Şimdi arkadaşlar, pardon arkadaşlar dedim. Genelde arkadaşlarıma çok konuşundum. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi 3 şekli belirdi. Sizin seçtiğiniz kart neydi? Kupa 3. Kupa 3. Kupa 3 mü? Evet. Hadi canım. Şimdi bakın, burada Joker'imiz vardı. Şıklatarak şöyle çevirir misiniz bize doğru Joker'i? Üzerinde 3 belirlen Joker'i. Buna şaşırmadınız ama belki buna şöyle seyirciye gösterir misiniz? Benle niye bir oyun yapmadın? Sizi mi kıracağım? Gerçekten herkese yaptım, benle yapmadın. Hızır gibi yetişti Eser abi. Şunu söyleyeyim, ben sahneye çıktım ya. Ne eksikti diye çıktın değil mi? Bir şey... Sahneye çıktım ama bir eksiklik vardı dediğiniz gibi. Ya ben unuttum. Neydi? Bu kalemin hilesiz olduğunu göstermedim ki. Yani bu katlanabilir bir kalem de olabilirdi. Eser Bey, çok teşekkür ederim gerçekten. Bu benim için çok önemli. İnceleyebilir misiniz? Ne yapayım?
İnceleyin normal. İnceleyin. Herhangi bir hilesi var mı? Tabii tabii tabii. Açayım mı? Tabii tabii aç. Çiv çiv çıkacak. Tamam. Şimdi Eser Bey, bu da sizin kaleminiz değil mi? Evet. Kalemi alırken alabilir miyim diye soracaktım. Resmen haber veriyor gibi. Eser Bey, kaleminizi alabilir miyim? Ben yetişemiyorum sana, evet. Sizin kaleminize. Bunu mu istiyorsun? Evet. Aa. Heyecan yapmayın lütfen. Ne bileyim, heyecanlandım. Şimdi arkadaşlar, bu gerçekten benimle hiç alakası olmayan bir kalem. Evet. Ve biyo enerji ile bu kalemi durdurmaya çalışacağım. Durdurmak? Hareket mi ediyor ki? Şöyle elimde. Enerji ile efendim duruyor. Aynen. Ama nasıl duruyor biliyor musunuz? Enerji ile yani. Tabii. Enerji olmadan durmaz. Eser Bey, bu sizin içinde. Çok siz sağ ol ya, numaraya bak ya. O zaman ben de senin için bir numara yapıyorum. Bak, parmağıma çıkıyor giriyor, çıkıyor giriyor. Hop hop. Bak. Ama o böyle oluyor. Şöyle, nasıldı o ya? Bu değil miydi o? Bak. Nerede şey kamera? Hop, parmak gitti. Bu böyle bir şeydi abi bu. Aynen. Espri olsun. Aşk olsun. Ben espri malzemesi miyim senin için? Estağfurullah. Tiyatroda böyle şeyler siz daha iyi bilirsiniz tabii. Estağfurullah. Söz konusu bile olmaz diye biliyorum. Yanlış mı? Neyler? Söz konusu yani olmaz. Yani böyle espri konusu falan. Olmaz olmaz. Tamam, doğru biliyorum. O zaman sıkıntı yok. Yok yok. Eser Bey. Efendim. Şimdi sahneye çıkabilirim çünkü incelendi. O ara konuşurken değiştirmedim. Aynı kalem. Her evet gibi. Gördüm. Tamam. Şöyle hemen. Müzik. Şimdi müsaade ederseniz son gösterime geçeceğim. Tabii gelebilir malzemelerimiz. Son gösterim bu. Umarım beğenirsiniz. Thank you.
Halil sen kaç yaşındaydın? 23 yaşındayım. Şubat'ta 24 yaşında olacağım. Çok az kalmış diyemeyeceğim ama. Çok özür dilerim. Arkadaşlara şu yüzden teşekkür etmek istiyorum. Hatalarıyla da hoşgörülü davrandılar. Gerçekten sağ olun. Çok memnun kaldım. Hızlı bir oylama istiyorum. Eser. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Evet. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. 4 evet oluruz. Çok teşekkür ederim. Çok sevinçli. Açılışım biraz acemi olmasına karşı çok üzgünüm. Bunun için alkışınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Niye acemi dedin? Ne oldu ya? Güzeldi. Boğazından halka şeker çıkardın. Ne yapacaktın da ya? Bir sefer de olmadı diye çok sağ üzüldü. Çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi ya. Tebrik ederim. Tam istediğim gibi olmadı ama... Nereden çıkaracaktın? Neyi olmadı? Ne yapacaksın oğlum? Yani moralin düşmesin diye söylüyorum. Yüksek ol. Çok sağ olun. Çok iyi. Nasılsınız Murat Bey? Teşekkür ederim. Merhabalar. Sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Maşallah. Özge Hanım. Merhaba, maşallah. Merhabalar. Merhaba. Acun Bey. Merhaba. Merhabalar. Diğer izleyicilere de merhabalar diyorum. Sen gibi program yapıyor, konuk olmuş gibi değil mi ya? Ben kendimi böyle hissettim ya. Bir çay börek söyle var. Aynen biraz öyle oldu Ezer abi. Acun abi. Bir çakmağım olacaktı ama nereye koyduğuma alelacele unuttum sanırım. Boğazında olabilir mi abi? Acun abi, sizden istediğim çakmağı ateşler misiniz? Ateş. Üç deyince. Ateş. Ateşlerim. Ya da üçe kadar... Ya da üçe kadar saymayalım. Çünkü o kadar beklemek istemiyorum. Çünkü o kadar beklemek istemiyorum. 3 saniye kısa bir süre de olsa. Ama bunu söylerken bayağı bir vakit geçti. Neyse ben fazla konuşmayayım. Acun abi lütfen. Yakıyorum. Aynen. Ay. O neydi kız? Acun abi, görmüş olduğunuz seni gibi öldüreceksin beni. Elimde bir destek kutusu ve bu destek kutunun içerisinde bir deste ve bu desteğiyle yapılabilecek on binlerce oyun. Ne demiştim? Tabii şimdi onlardan bir tanesini sunacağım. Ne demiştim? Bir deste, bir kutu. Kutu, kutu lazım değil. Şu an için deste lazım. Özge Hanım, öncelikle sihirbazlar ne yapar? Tabii ki de farklı farklı çok kartları güzel göstermek zorundadır. Şimdi Özge Hanım, sizden istediğim sadece şu. Kartları geçerken dilediğiniz herhangi bir yerde dur demenizi istiyorum. Tamam. Dur. Bu kartı seçtiniz. Öne doğru şöyle itiyorum. Hop diğerini geri alayım. Yani siz bu kartı seçebilirdiniz. Sinek ası seçebilirdiniz. Siz... Karo 4 seçebilirdiniz ama siz bu kartı seçtiniz. Bu kartın ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu oyunu daha önce çok ünlü isimler de yaptım. Mesela Chris Angel, David Copperfield, Halil Yusuf. Şu an çok doğal karşılıyorlar çünkü inanıyorlar buna. Teşekkür ederim.
Şimdi. Çünkü orada gülmediler ve alkışlamadılar. Nedeni neden olmasındı bence. Her neyse, görmüş olduğunuz gibi burada sizin özgür iradenize seçmiş olduğunuz kart. Bunu benim hiçbir şekilde görmemem gerekiyor. Gözümü biraz kapatıyorum. Kartı şöyle göstereyim ben size. Ya bu arada kusura bakmayın, biraz yorgunluk var. Gözüme toz kaçtı sanırım ama. Özge Hanım, kartı aklınızda tekrarlar mısınız? Aklınızda. Kupa 9, kupa 9, kupa 9. Kupa 9. Acun Bey, insanoğlu ne kadar önyargılı, öyle değil mi? Halbuki burada tahminim yazıyor. Şimdi Murat abinin aklını okuyayım hemen. Diyor ki, tamam iyi güzel ama ikinci tur için bu oyunda yeterli olmayabilir. Yani bu oyunda bu şekil. Saçma oldu biraz ama. Şimdi. Bu oyun yeterli olmayabilir demek istedim. Sen de oyunda ekleyince işin içinden çıkamadım. Oyunda bu şekil. Çıkamadım aynen. Geçen sezon gibi oldu aynen. Evet, ama biz seni böyle seviyoruz. Çok sağ olun. Murat Bey. Efendim. Kartları farklı farklı göstermiştik. Özge Hanım dilediği herhangi bir kart seçti. Ve sihirli bir şekilde... Efendim... Kartlara baktığımızda... Hepsi de... Kupa 9'a dönüşüyor. Şöyle göstereyim. Şu anda hissettiğin şey o hayret duygusu, o büyülenmişlik duygusu. Bu evrende her şey mümkün olduğu duygusu. Var ya, sihirbaz olmamın asıl nedeni bu işte. Teşekkür ederim. Ben hiç böyle bir tip görmedim hayatımda. Hiç görmedim. İnanılmaz yani. İlk defa oldu. Ne iş yapsan o kadar her zaman şaşırırdım ben sana bak. Çok teşekkür ederim. Vizyon tam olmuş yani. Çok kardeşim, sağ ol. Halil Yusuf. Şimdi... Müzik gelecek. İyi misin? Kusura bakma. Çok... Ne oldu? Çok özür dilerim gerçekten. Düşündüklerimi mi hissettim?
yaşadıklarımı mı hissettin? Öyle mi? Gerçekten mi? Hissettin mi? Süper, çok. Aferin sana. Sağ ol hocam. Aferin sana. Çok özür dilerim hocam. Aferin sana. Bazı şeyler istediğim gibi gitmeyince çok üzülüyorum. Şu an ne gitmiyor öyle? Oyun... Ya belki de bilmiyorum, müziğin büyüsünden mi duygulandım? Ya gerçekten çok şey... Müzikten mi dolayı çok mı? Çok aksilikler yaşadım hani. Neden? Şu an mı? Evet. Herhangi bir aksilik görmedik yani. Sen aksilik... Hayır, şu anda da oyun mu yapıyor onu bilmiyorum ya, o yüzden şey... Ben şu an çok rahatsız oldum. Hani duygu sömürüsü gibi yapıyor oldum. Hiç sevmedim bir şey, yemin ediyorum. Ya sen bazı... düşünce okuyor muydun? Evet. Tamam. Ay, sizde de göz yaşartmış. Ağlattın beni ya. Kusura bakmayın. Ne oluyor lan burada? Ya ben çok gerçekten... öküz biriyim. Ben o ben hani ben kim, ne oldun? Sen niye ağlıyorsun? Ya, şu an Eser abi sen için... niye ağladın? Ya, ya şaka bir yana, Eser abi için şu an ohanneslik bir durum gerçekten. Gerçekten. Ohannes. Ohannes bilmiyorum ne ama ya ben, evet yani. Ya çok tuhaf bir şey oldu. Ben onun hakkında bir şeyler düşündüm. Ve onu çok yoğun düşündüm ona bakarak. Ve çok kalpten düşündüm. Yansıdım. Ve kalpten ona yolladım bunu. Sonra bir anda ağlamaya başlayınca ben de anladım. Sonra dedim ki sen düşünce okuyor muydun? Çünkü buraya gelen arkadaşlar bazen yoğun duygu... Senin hakkında ne düşündün? Ağla, ağla, ağla mı dedin? Niye? Çocuk hayır. Niye ağladı durup durup ya? Sen ben mi yaptın? Ben onun hakkında inanılmaz şeyler düşündüm. Ama inanılmaz ve bunu inanılmaz kalpten ona yolladım. Şöyle düşündüm. Özge Hanım... Birazdan sahneye çıktığımda ona söyleyeceklerimi sessizce kalpten söyledim. Ama çok yoğun söyledim ve birden ağlamaya başlayınca ben de ağlamaya başladım. Çünkü çok güzel şeyler söyledim onun için. Çok sağ ol. Özge Hanım hani siz demiştiniz ya ben hani sizin... Senin geçebileceğine inanıyorum. Ne oluyor abi? Daha evet. Önce kalmıştın diye. Evet. Murat ben gidelim oğlum. Valla gidelim abi biz koyduk. Seyircinin arasına mı geçsek biz? Bir de yansıttın onu. Onu aldığımı düşünüyorum şimdi. Hissettin evet tamam. Abi ben korkuyorum ya. Tamam gerçekten. Biz anlaştık. Neyse ben... arkadaşlar şimdi hep beraber evet. Şöyle bir şey deneyelim. Herkes normale dönsün. Evet. Tamam. Ben hemen. Evet. Hayır. Bir ara Acun da ağlayacaktı. Acun'un suratına bak. Ben ne oldu? Ömrümde böyle... böyle bir şey yaşamadım ya. Bir dakika önce anır anır gülüyordum. Yanında herkes ağlamaya başladı. Peki. Halil sendeyiz. Halil. Ben hemen o zaman diğer gösterime geçeyim. Ama bu sefer ağlamadan. Gösterim. Eğer numara şeyse... Yani bakın ben ağlayacağım ve aynı anda Özgü de ağlayacaksa çok iyiydi yani. Hayır numara yok abi. Yani. Hayır numara yok abi. Ben gerçekten ona çok güçlü bir şey yolladım. Ve onu aldı ve ağlamaya başladı ama söyleyeceğim sonra ne yolladım. Misafirin senden çok sevindi.
Ya ben gerçekten hani şu anı altın harflerle yazacağım tarihe ya. Yemin ediyorum çok teşekkür ederim ya. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ya i̇lk defa böyle bir seyirci görüyorum ya. Artık yani teşekkür buraya kadar dedim ama böyle bir seyirciyi görünce halden anlayan yemin ederim çok Allah razı olsun ya. Sağ olun. Buramaz herhalde Aycun ya. Aycun Bey özellikle ben sizin çok çok büyük hayranınızım. Sizi çok abi, seviyorum. Bunun çok... karşılığında asistan oldu. Yani, evet ben ya, buraya şaka yapıyorum gerçekten. Bunu olarak geldim. Söyleyeyim. Hani göreyim sizi. Arkadaşlar arayınca tabii olur dedim. Faydam olursa ne mutlu. Ama size çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik yaptığınız için. Ben bütün... de sana teşekkür ediyorum kız. Ben teşekkür ederim. Eser ben de sana teşekkür ediyorum gerçekten. Biz de bu arada tabii ki Torbalı'daki bütün kardeşlerimize evet, çok bütün teşekkür ediyoruz. Seninle tebrik ediyoruz. Alkışlarla kulise alıyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sihirbaz önce. Siz misiniz o? Evet. İçini şöyle gösteriyorum. Joker'in üzerine önce kağıdı koymakla başlıyorum. Bunda henüz şaşıracak bir şey yok. O şey saniye arkadaşlar ne yapacağımı onu söyleyeyim. İlk turu 4 evetle geçtim. Zaten bu zamana kadar katıldığım sezonlar boyunca hiç hayır almadım. Bu gerçekten benim için çok olumlu bir şey, güzel bir şey. Yakıyorum. Aynen. Ay. O neydi kız? 9, kupa 9, kupa 9, kupa 9. Acun Bey, insanoğlu ne kadar önyargılı öyle değil mi? Halbuki burada tahminim yazıyor. Bu tur için de güzel hazırlandığımı düşünüyorum çünkü jürilerin istedikleri gibi üzerine çok farklı şeyler katarak geldim. O yüzden kendime inanıyorum. Herkese merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Acun Bey, merhaba. Merhaba. Sahne senin ve seni ilgili izliyoruz. Hemen efendim, hiç durmadan başlamak istiyorum. Çünkü... sabırsızım biraz. Acun Bey, müsaadenizle gömleğimi çıkarabilir miyim? Tabii. Biraz sıcak oldu sanırım. Acun Bey, şimdi size estetik değeri olan illüzyon gösterileri yapacağım. Bunun için müsaade ederseniz yanınıza gelebilir miyim efendim? Masa başı illüzyon gösterileri. Buyurun. Bir şeyi unutuyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ne kadar güzel kıyafetler giymişler. Buraya hazırlanmışlar, gelmişler. Evet, hemen gösteriye başlayalım efendim. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir deste ve elimde bir kutu var. Yine attım. Refleks olmuş bende, ne yapayım? Şimdi, şöyle kartları gösteriyorum efendim. İki fan açtım. Görmüş olduğunuz gibi farklı kartlarım var. Görmüş olduğunuz gibi. Öyle bir şey ki, hilesiz kartlarla oyun yapabiliyorum. Bir saniye. Az önce ben gaza gelip oyun yapacağım kartlarımı attım. Yoksa bu sadece bir hayal miydi? Bana hayal deyin lütfen. Panik yok. Panik yok. Her şey
kontrolüm altında. Her sihirbazın yedek bir kartı olmalıdır. En azından benim. Efendim buradan Kütahya'ya selamlarımı gönderiyorum. Kütahyalıyım. Teşekkür ederim. Karar verin. Alkışlayacak mısınız? Ay yaşa be. Sağ olun. İşte her neyse, lafı fazla uzatmadan. Efendim, şöyle kartları bir çıkartalım. Yo, bu sefer atmayacağım. Çünkü kutu lazım. Şuraya koyayım. Efendim, görmüş olduğunuz gibi... Ama bunda az kart varmış ya. Bir saniye baksana. 1, 2, 3... Ama böyle daha da azaltıyorum sanki. Ben neyse, fazla kartları azaltmadan gösteriye başlatayım. Şimdi efendim... Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Ezer abim benim ya. Kardeşim benim, ne yapıyorsun? İyi misin? Heyecanlı mısın biraz? Biraz heyecan var. Bu sefer var. Heyecanlısın biraz. Kesinlikle. Oyunun bölünmesin. Ben böyle girdim de hani heyecanlıysan böyle muhabbete gireyim dedim. Abi... Çünkü seni seviyorum, böyle garip garip bir şeyler yapmaya başladın. Aa, kağıt gitti. Benim kağıtlarım. Neler oluyor anlamıyorum. Ya... Abi sen o... Oyunu bölmeyeyim ha, o yüzden. Estağfurullah. Çünkü seviyorum seni, biliyorsun. Destek olmak. Ya şöyle bir şey söyleyeyim ya. Samimiyeti görünce ne yapayım? Ben de samimi olmaya çalışıyorum. Anladım. Efendim? Evet. Görmüş olduğunuz gibi elimde valeler ve aslar var. Tesadüfe bakar mısınız dermişim? Efendim şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Kameralar görsün. Acun Bey görmeli. Özge Hanım süper. Harika. Efendim kupa vale, sinek vale, karo vale ve maça vale. Aslar, aslar kutunun içerisinde dursun. Tamamdır. Efendim görmüş olduğunuz gibi ne demiştim? Birinci vale, ikinci vale, üçüncü vale ve dördüncü vale. Yani valeler elimde. Aslar kutunun içerisinde. Valeler nerede Serbest? Elinizde. Elimde valeler. Evet, bir valeyi şöyle güzelce kutunun üzerine bırakıyorum. Ve sihirli bir şekilde şıklattığımda... Vale asa dönüşüyor efendim. Halbuki kutunun içerisindeydi. Teşekkür ederim. Efendim, onu şöyle ayrı bir yere koyalım ki kafa karışmasın. Hemen ben şöyle gösteriyorum. Hani şüphelenen seyircimiz için şöyle arkalı önlü göstereyim ki. Şöyle efendim, bir valeyi daha şöyle kutunun üzerine koyup parmağımı şıklattığımda o da efendim asa dönüşüyor. Vay. Teşekkürler. Onu da şöyle diğerinin yanına, yani ayrı bir yere koyayım ki tırırırt tıt tıt kafa karışmasın. Efendim görmüş olduğunuz gibi birinci vale ve ikinci vale. Kaldı iki vale. Bu valeleri de şöyle kutunun üzerine bırakıp parmağımı bir kez daha çıklatıp sihrimi uyguladığımda efendim ikisi de anlık olarak asa dönüşüyor. Sağ olun. Yani toplamda 4 as buraya geliyor. 4 valede kutunun tekrar sağlıklı yaşayın efendim. Ne oldu efendim? Aslar tek tek, valeler tek tek asa dönüştü. Ve şimdi gösterinin başına gittiğimi hayal ediyorum. Ve sihirli bir şekilde tekrar valeler, şöyle birinci vale, ikinci vale, üçüncü vale ve dördüncü vale. Teşekkürler. Eser Bey, peki aslara ne oluyor? Onlar da efendim gerisin geriye, tabi bunun için kutunun kapağını açmamız gerekiyor. Gerisin geriye, şöyle başka bir şey var mı? No. Gerisin geriye, sinek as, karo as, kupa ve maça as efendim. Sağ ol. Bu arada kartları inceleyebilirsiniz. Kutuyu da, beni de. Sağ ol. Ladies and gentlemen, the magic. Efendim, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu benim sihirli şapkam olmazsa olmaz. Sadece biraz tozlanmış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız efendim. Görmüş olduğunuz gibi elimde şöyle bir kese torbası var.
Efendim, şimdi sizden istedim, şöyle kapağı açar mısın? Siz zahmet etmeyin menajerim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle biraz mısır taneleri koyacağım. Şaka gibi ya. Bu kadar yeter çünkü bir kazan yapmayacağız sonuç. Efendim. Lütfen. Şöyle bir sallar mısınız şunları? Bir seyirci... Çekersen vallahi dalarım suratına bak. Söz. Vallahi o kadar seviyorum dedim. Ver bak. Ver ama. Ha. Tamam. Maraş dondurmacıları gibi oynuyor benimle ya. Aynen. Bu mu? Evet. Şimdi sizden istedim. Sadece bir tane alın içerisinden. Sadece bir tane. İyi güzel mi? Bu patlamamış henüz efendim. Sizden istediğim şu. Avucunuzla sıkmanızı istiyorum. Yani avucunuzu yumup mısırı patladığını düşünmenizi istiyorum. Dökeyim mi? Yok, bir tanesini. Bir tane almıştınız. Tamam, aldı şimdi onu. Şimdi onu 3 dediğinde yavaş yavaş açın. Mısır patlayacak mı bakalım? 1, 2, 3. Açın efendim. Taratatam. Patlamadı. Patlamadı. Bir an için patladığını düşünen arkadaş, şöyle bir şey yapıyorum. Bunu şöyle kese torbasının içerisine bırakıyorum. Hemen akabinde diğer mısır tanelerini döküyorum efendim. Ve şöyle güzel bir düzenliyorum şöyle. Açtırıyorum biraz şöyle. Şimdi dikkatle izlemeyi istiyorum. Hapala, hupala, abra, kadabra, patır 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 patır. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi... O bizle dalga geçiyor. Yılmaz Gücün dalgasını geçiyor Yılmaz. Ufacık çocuğun elinde şimdi maskara oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz. La 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 la. Teşekkürler. Ama çöplerimizi çöp kutusuna atıyoruz. Atmak üzere şuraya bırakıyorum. Efendim. Biraz yağlı olmuş yalnız. Evet, tuzu eksik çünkü burada tuz getirmedim. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu Jackie Chan'dan öğrenmiştim. Çok güzel bir hareket. Ne yaptığını görmedim ben ya. Dünya tamamen maddesel, perişan, tamamen maddesel. Ama bir an için onları kandırabilirseniz hayretler içerisinde bırakabilirsiniz. İşte o zaman çok özel bir şey görebilirsin. O gözlerindeki ifade. Everything. Her şeye değer efendim. Bravo. Hatırlarsanız ben biraz böyle sıcak basmıştı, gömleğimi çıkarmıştım. Şimdi onunla ilgili bir oyun yapmak istiyorum. Müsaadenizle efendim. Evet, tabii. Hemen. Alkışlarla. Görmüş olduğunuz gibi efendim, elimde şöyle bir çekmeceli kutu var. Şöyle tamamen boş olduğunu gösteriyorum öncelikle seyircime. Ve bir hokus pokus hareketinden sonra bir şeyler çıkıyor bakalım. Bu işe yaramaz. Çünkü o bir top. İşte burada paralar var. Ama bunlar elinin kiri olduğu için hiç işe yaramaz. Bu gösteri için işe yarayacak tek bir şey var. O da efendim... Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before.
Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir çok evet, iki ederim. Hayır. Eser. Halil kardeş. Senin gerçekten çok doğal buluyorum. Çok hani sunum şeklini garip buluyorum. Enteresan bir çocuksun. Gerçekten enteresan bir adamsın. Biraz buradaki başlangıçtaki oyunlarda oyunculuğunu biraz fazla geldi. Onu söyleyeyim. Evet, çok sınırdasın. Orada bir fazlaya gittin mi iticiye gitme ihtimali var. Bugün biraz fazlaya kaçtı. Ona normal kendin de profesyonel sahneye çıkarsan ileride buna dikkat et. Çünkü yani çok komik, çok garip adamla iticilik arasında bir çizgi vardır. Evet. Oraya dikkat et. İlk numara biraz bence zayıftı kağıt numarası. Çünkü senden çok iyi numaralar bekliyoruz. Mısır iyiydi. Bu son bunu dans olarak kullanman çok zekiceydi. Sağ ol. İlk numarada biraz zayıf olunca muhabbeti fazla olunca çok o dengeyi sağlamam evet. gerekirdi. Aynen. O dengeyi güzel sağla o dengeyi. Tamam Eser Bey. Sempatini hiç kaybetme. Sempatim bulur. Ben de kelimesi kelimesine Eser'e katılıyorum. Daha önceki diyaloglarınız daha spontan gelişmişti. Şimdi oradan evet. biraz tabii anlayınca olayı biraz oyunlarda fazla oldu ama genel olarak güzeldi diyebilirim. Final için yeterli mi bilmiyorum tabii seyirci karar verecek. Teşekkür ederim Murat Bey gerçekten. Bugünkü gösteri bir final gösterisi değildi. Yani seni finale taşıma ihtimalini görmüyorum. Çünkü birinci tur belki de ikinci turdu en fazla. Yarı final hiç değildi. Bu da senin tabii ki teknik olanaklarınla alakalı. Hani sen çok iyi tahmin edebiliyorum ki çünkü illüzyonda biliyorsunuz teknik imkan çok önemli. Ciddi maliyetler var üst düzey gösteriler için. Senin elin çabuk, sen yeteneklisin, bana göre farklısın. Tamamen katılıyorum. İleride iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Ve gerçekten seni takdir ediyorum. Bugünkü gösteri yani belki güzel bir veda olacak senin için. Ama aklımızda hep iz bırakacaksın. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra yeteneksizsizden bahsetsek o gün ne kadar eğlenmiştik diyeceğiz senin her turun için. Evet. Sizin sayenizde. Bana maddi ve manevi desteğiniz oldu. Bunun için teşekkür ederim. Valla maddi olduğunu bilmiyordum ama helal olsun. Gerçekten sağ olun. hazır malzemeler almak yerine kendimi el becerisi yaptım ve bunun farkına vararaktan yorum yapmanız benim gerçekten çok hoşuma gitti. Sağ olun. Halil'in müjdesi geliyor şimdi. Finale gidebilecek mi acaba? Halil, sen gerçekten yetenekli bir kardeşimizsin. Tebrik ediyoruz seni. Alkışlarla uğurluyoruz. Hoşça kal. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun efendim.